Herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. 2-3 hafta mı oldu buluşmayalı? Ben çok özledim. Tekrardan buluşacak olmanın, tekrardan video çekmenin bir heyecanı var. Taze bir başlangıç, yeniden buluşma gibi oluyor benim için. Şubat ayında çok fazla kitap okumak istedim ve öyle de yaptım. Yoğun da bir aydı kişisel olarak ama o yoğunluğun dışında, çalışma ve ailevi işlerin dışındaki bütün boş zamanlarımı kitap okumaya ayırmak istedim. YouTube dahil sanki diğer her şey bana vakit kaybı gibi geldi. İyi ki de öyle yapmışım. Çok güzel kitaplar okudum. Çok iyi geçti Şubat. O kitapların yarısını bu videoda, diğer yarısını da bir sonraki videoda göreceksiniz. Uzun olduğu için ikiye bölmek istedim. Bir de zincirlerimi kırdığım bir aydı okur olarak. Farklı bir boyuta geçtim diyebilirim. Kindle ve Storytel'e üye oldum. Bu zamlardan sonra ben de alternatif yerlere yönelmek, ne yapabilirim diye düşünmek durumunda kaldım. İyi ki de öyle oldu. Neyse, oralara çok şimdi girmeyeceğim ama onlarla ilgili deneyimlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama önce Şubat ayında okuduğum kitaplar. Birincisi, arada tıkanıyorum, kusura bakmayın. Birincisi Rüzgarın Gölgesi. Bunu ölmeden önce okunması gereken 1001 kitap ve canım grubumla beraber okuduk. Kıyıda köşede kalmış kitaplardan bir tanesi. Seveninin de seriye oldukça tutkun olduğu kitaplardan bir tanesi. Bu 3 kitaplık bir seri. Yanlışım yoksa 4. kitabı yazarken maalesef vefat etmiş. İspanya'da Don Kişot'tan sonra en çok okunan kitap buymuş. Stephen King'in de çok çok sevdiği, hatta en sevdiği kitaplardan biri olduğu söyleniyor. Hakikaten içine girince bir böyle başka bir evrendeymişsiniz gibi okuyorsunuz. Hikaye içinde hikaye, olay içinde olay, kitap içinde kitap. Dikkatimin hiç kitaptan kopmadığı, hep böyle ne olacak, şimdi ne olacak diyerek okuduğum bir kitap oldu. Şimdi en başta bana böyle bir çocuk kitabı gibi geldi. Mi acaba mı falan dedim. Çünkü karakter çok küçük bir çocuk. Babasıyla beraber bir kitaplığa giriyor. Böyle büyülü bir yer. Orada çocuğa diyorlar ki bir tane kitap seçeceksin ve bu kitabın ömür boyu koruyucusu olacaksın. Çocuk da Rüzgarın Gölgesi diye, kitabın ismi oradan geliyor zaten, bir kitap seçiyor, okuyor, çok seviyor, büyük etkileniyor, yazarı merak ediyor. Yazarın başka kitaplarını okumak istiyor, yazarı araştırmak istiyor ve yazar sırra kadar basmış, hiçbir kitabını bulamıyor. Tabii olaylar, mekanlar, farklı kişiler devreye giriyor. Ortada gizemli birileri var. İşte yazarın bütün kitaplarını yakıp yok etmek isteyen birileri var misal. İşte onlarla maceraları, bir şey bir şey. Acayip, en sonunda bitince wow falan, nasıl oldum? Hiç beklemediğim bir sondu. Sonu çok, ya sona kadar hep büyük bir heyecanla okudum ama sonunda gerçekten çok şaşırdım. Sevdiğim kitaplardan bir tanesi. İkinci kitabına da başladım, okudum. Şu an yarım, araya başka kitaplar girdi ama kesinlikle o kitapla ilgisi yok. Ben serileri çok arka arkaya okuyamam zaten. Bu kitap biter bitmez ikiye aldım. Ha, ilk defa böyle bir şey yaptım falan dedim kendi kendime. Normalde bir ara veririm. Ama kitabın yarısına gelince anladım ki ara vermem gerekiyor. Araya başka kitaplar koydum. Ona da devam edeceğim. 1001 kitaptan bir tanesi, tavsiye ederim. Siz de bilmiyorsanız bir kere de bu video vesilesiyle ben de söylemiş olayım. Maupassant'tan Bellamy'yi okudum. Çok sevdiğim klasikler içine girdi. Böyle Fransız klasiklerini seviyorum zaten. Emil Zola'yla yakın dostlarmış ve Zola'yı okuyanlar bu kitabı da onun kitaplarına benzetiyorlar. Ben maalesef Zola'ya başlayamadığım için henüz bilemiyorum ama ben Stendhal'den Kırmızı ve Siyah'ı okudum. Kurgu olayı biraz orada hissettiklerimi, oradaki karakterlere yansıttığım duyguları bunlara da yansıttığımı fark ettim. Ben o açıdan benzeştirdim. Klasik böyle Fransız eserlerinde genç yakışıklı bir delikanlı vardır ya, biraz romantik olur ama işte burjuvaya girmek ister, kendini tanıtmak ister, para lazımdır ve bunu hep zengin, evli ve çocuklu kadınlar üzerinden yapar. Yine dönemin Fransa'sını anlatırken asıl olarak ortada genç yakışıklı bir, aha sallıyorum, ortada genç yakışıklı bir adamımız ve onun işte aşk, cinsellik, tutku, iktidar üzerinden gidip gelmesi, onun üzerine bir kurgu okuyoruz. Çok sevdim. Ben kitabı çok sevdim. Karakterlerden etkilendim.
aynı Kırmızı ve Siyah'taki gibi orada da mesela yıllar geçmesine rağmen kurgu kafamda var, karakterler kafamda canlı, benim okurkenki duygularım capcanlı, negatif veya pozitif. Bu kitapta aynen öyleydi. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Umarım siz de severek okursunuz. Bu da bu arada ölmeden önce okunması gereken 1001 kitap listesinde. Ve Enişteniz McEwan'dan Bir Parmak Bal. Bu kitap hakkında ya çok ikilemdeyim ve nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Umarım kendimi ifade edebilirim. Bunu da grupla beraber okuduk. Benim McEwan grubum var. Parantez açayım. Şu an kapalı. Aralarda sürekli soruyorsunuz. Yıl sonuna kadar yeni üye kesinlikle almayacağım. Ondan sonra da ne yapıp ne yapmayacağımızı arkadaşlarla beraber karar vereceğiz. Neyse, o canım grupla beraber bu kitabı da okuduk, Bir Parmak Bal'ı. Şimdi ben büyük bir McEwan fanıyım. 7. kitabım oldu okuduğum. Herhalde öyle 7-8 yılın olmasın. Ve bu yıl bitmeden bütün külliyatı tamamlanmış olacak. Kitap çok güzel ama kurgu o kadar daha böyle nasıl diyeyim, çetrefilli, o kadar geniş. Bayağı yani kendimi affedersiniz aptal yerine konmuş gibi hissettim. Okudum okudum okudum. Kitap heyecanlı başladı. Sonradan çok böyle durağan devam etti. Klasik McEwan bunu yapar. Sonunda yine gümbür gümbür geliyor. Ama yani normalde McEwan kitapları bittiğinde hep bir şaşırtırım. Sonlarıyla vurur beni. Ya ama öyle bir vurdu ki kitabı hiç okumamışım. Ben hani açıp baştan okusam mı, baştan anlasam mı falan dedim. Öyle bir şeyler, oyun oynamış yazar. Ve kitabı kapattığımda kafamda inanın onlarca soru işareti vardı. Arkadaşlarla toplantıda oturup konuştuk. Bunları netleştirdim sağ olsun onların yorumlarıyla da. Benim için kesinlikle tekrardan okunması gereken bir kitap. Şimdi artık ne olduğunu biliyorum. Farklı bir gözle bakıp o ipuçlarına daha iyi yakalayabilirim diye düşünüyorum. Bence McEwan'a başlangıç kitabı değil. Tam McEwan kitabı evet ama daha basit basicleri var. Bu onun biraz üstü gibi geldi kurgu olarak. Neyse çok uzatmayayım. Yine Soğuk Savaş var. Bir ay önce de Soğuk Savaş'ı okumuştuk. Yazarın bununla ilgili epey anlatacakları varmış. Demek ki 1970 İngilizcesi diyorum, İngiltere'si. Bir genç kızımız var. Matematik mezunu fakat böyle edebiyat tutkunu bir kız. Ajanlık işlerine giriyor. Aslında casusluk, savaş, edebiyat ve aşk temaları üzerinde gidiyor. Ama hep derim, McEwan varsa ne konuyu dinleyin, ne temayı dinleyin, ne arka kapağı okuyun. Çünkü içine girdiğinizde bambaşka bir yere götürüyor sizi. Büyük şaşırtıyor. Savaş ve edebiyatın beraber işlenişini de çok sevdim. Sonu zaten şaşırtıcı. Yani McEwan ne diyebilirim ki? Benim çok da fazla eleştiremeyeceğim yazar. Yine sevdiğim kitaplarından biri oldu ama ellerinden değil. Şimdi efendim Hıdrellez, Velibor Çoliç. Birçoğunuz için Bosna kitabıyla bilinir Velibor Çoliç. Bu da Hıdrellez kitabı. Benim için bu kitabın önemi yepyeni bir yayın evini böyle gümbür gümbür gelen edebiyat kokan İzmir'de de ilk kitap evini açan Livera yayın evinin ilk kitabı. Neden önemli? Hem tabii sektöre şöyle bir kriz döneminde girince insan heyecanlanıyor. Gerçekten yolları açık olsun. Çok zor bir dönemde girdiler. Bir de genel yayın yönetmeni Kerem Işık yani. Hani McEwan neyse Kerem Işık da o. İkisini aynı tapıyorum. Biri Türk olarak, biri dünya edebiyatında olarak benim için enlerdedir yani tartışmasız. Kitap orada ondan geldi zaten. Başak okumaz mı? Kitabı ilk okuyanlardan bir taneyim. Savaş karşıtı romanları çok okuyorum. Geçen sene çok okudum özellikle. Ama bunun anlatımı çok çok farklı gerçekten. Yani benim okuduklarımdan çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Yugoslavya tarihini anlatıyor. Yüzyıllık bir zaman dilimi içinde anlatıyor. Farklı zamanlarda aynı kişiler üzerinden gidiyor işin. Heyecanı burada. Yani dil ve kullandığı teknik çok enteresan. Çok masalsı ve destansı anlatıyor aslında. Anlattığı şeyler acı. Savaşı anlatıyor, insanların göçmen olarak olmak zorunda kalmalarını anlatıyor, yurdundan koparılmaları, toplama kamplarında o yaşadıkları ölümleri. Yani hani savaş zaten dönemin içindeyiz, ekstra ekstra okurken etkileniyor insan. Ama dil, bu kitapta beni dil yakaladı mesela. Yani okuması keyifli, savaş sadece okurken keyifli demişti Burcu. Hakikaten çok katılıyorum.
yaşaması değil ama okuması keyifli çünkü çok hissettiriyor. Ya yani insanoğlunun bunu hissetmemesi mümkün değil. Bence öyle düşünüyorum. Velibor Çoliç'te o dil işte anlatım sebebiyle edebiyatı güzel edebiyat. Gerçekten çok güzel edebiyat. Sevdiğim kitapları böyle nasıl anlatacağım diye heyecanlanıyorum birazcık. Lütfen okuyun. Şans verin. Çok isterim. Çok tavsiye ederim. Hem kitap güzel, hakikaten güzel edebiyat. Değişik bir savaş karşıtı metin okuyacaksınız. Yayın evi yeni. Başında bir Kerem Işık gibi bir edebiyatçı var. Yani gümbür gümbür destekleyelim elimizden geldiğince. Ben zaten Çağdaş Türk Edebiyatı'nı çok desteklemeye çalışıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani Kerem Işık. Bundan sonra her çıkan kitabı net alacağım. Yani yayın evi fanı olabilirim yani sırf Kerem Işık için. Kerem Bey'in yeni kitabı çıkana kadar artık bunu idare edeceğiz. Yani o kadar seviyorum. Benim için bu kitap edebiyat bir tarafa, Kerem Işık bir tarafa yani. O yüzden bunu da ekstra sevmiş oldum. O seçmiş, o çıkarmış. Mutfağında o var. Daha ne olsun ya. Şimdi Engin Geçtan bir günlük yerim kaldı ister misiniz? Ben Engin Geçtan'ı İnsan Olmak ve Hayat kitaplarıyla tanıştım. İyi ki de onlarla tanışmışım. Mesela Engin Geçtan'ın background'unu biliyorum. Hakkında ya okurken yazarı bildiğim için meslekle olan ilişkisini de bildiğim için kafamda başka şeyler canlanıyor. Ama hiç bilmeyen bir okuyucu olsam ve ilk okuduğum kitabı bu olsa evet güzel ama hani bir insan olmak, bir hayat gibi böyle seni büyük etkilemiyor. Zaten onlar kurgu dışı, bu kurgu. Şöyle söyleyeyim, yazarın aslında yapmak istediği şeyi çok sevdim. Ölüm, yaşam, melek, şeytan, o iyilik, güzellik kavramlarını çok farklı dilde, dört karakter üzerinde, farklı dünyalarda, farklı zamanlarda, farklı boyutlarda ama bir şekilde yolları birbiriyle kesişen fantastik ve masalsı bir dille anlatmış. Okurken yani bayağı seviyorum, okudum. Zaten çok ince, akıcı. Bittikten sonra iş burada başladı mesela benim için. Aradan zaman geçti, baktım kitaptaki ne karakter kaldı, ne olay kaldı, ne kurgu kaldı. Sizde de öyle olur mu? Biraz kitabın sevip sevmediğimi bende olan kalıcılığı üzerinden değerlendiriyorum sanırım. Mesela videonun başında Stendhal dedim. 3 sene geçti. Hala o kitabı gördüğümde heyecanlanırım. Bu öyle bir kitap değil. Okudum, güzeldi, kapattım, bitti. Yazarın kafasını bildiğim için daha çok beğendim diyebilirim kitaptan ziyade. Yani kısaca şu 5 kitabı Ocak ayının ilk dönemlerinde okumuş oldum. Çok güzel kitaplar var. Ay Şubat pardon, Şubat ayında Tutunamayanlar var. Vedat Türkali var. Böyle güzel güzel kitaplar var. Bir sonraki videoda da ben bu videoyu kapatacağım. Hemen diğerini çekeceğim. Siz onu muhtemelen önümüzdeki hafta izlersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın lütfen. Güzel haftalar, keyifli okumalar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, katılmayı, benle sohbet etmeyi, kitaplar hakkında bir şeyler yazmayı lütfen unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. O zaten beni motive ediyor. Yoksa bende de ara verme ihtiyacı geliyor. O yüzden görüşürüz.